Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelip geçici bir heves değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi işi bitince buluşturulup bir köşeye atılacak tek kullanımlık, konjöktürel reçete hiç değildir. Sayın Bahçeli'nin, kendisine teşekkür ediyoruz, ortaya koyduğu tavır, anayasa değişikliği çocuk oyuncağı gibi ele alınamaz. Büyük büyük hamasi cümlelerle savundukları itirazlarımızı da her türlü hakaret ve iftirayla reddettikleri 50+1 sistemini bugün değiştirmek istiyorlar. Allah'ım sen ne büyüksün. Eski bir arkadaşı olarak söylüyorum. Kendi nefsi aldatıyor. Egosu aldatıyor. Kibri aldatıyor. Kendi nefsi aldatıyor. Onun bu zaafını bilen çevredeki örgütlü gruplar da onun güç merakı üzerinden devlete sızıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimindeki %50+1 şartının değişmesine yönelik sözlerinin başlattığı tartışma sürüyor. Gerekli adımları atmaya hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum. Erdoğan'ın çıkışıyla alevlenen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla boyut kazanan 50+1 tartışması meclis grup toplantılarının da gündemindeydi. Erdoğan'a İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan yanıt geldi. Akşener, Erdoğan'a eğer ki tüm bunları bir kez daha aday olabilmek için yapıyorsan hiç kusura bakma, çok beklersin diye seslendi. Ucube sistemin Türk demokrasisinde derin yaralar açacağını söylemiştik. Zaten var olan kutuplaşma ortamının daha da derinleşeceğini söylemiştik. Ve biz o nedenle o gün hayır demiştik. Tüm uyarılarımıza rağmen bizi dinlemediniz, yanlışta ısrar ettiniz, hatalarınızda inat ettiniz. Ez cümle, günaydın Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan, eğer ki bu açıklamayı yapmaktaki amacım, anayasa değişikliğinin arkasına sığınıp sistem ile birlikte 2 dönem kuralını değiştirmekse, işte o zaman hiç kusura bakma, çok beklersin. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gücünüz azaldı diye anayasa değiştirilmez dedi. Kim 50+1'i getirdi? Siz getirdiniz. Neden? O gün gücünüz vardı. Şimdi o gücü kaybettiniz. Sayın Bahçeli'nin, kendisine teşekkür ediyoruz, ortaya koyduğu tavır, anayasa değişikliği çocuk oyuncağı gibi ele alınamaz. Anayasa bu şekilde değiştirilemez. Bu şekilde ele alınamaz. Ayıptır ya. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da tartışmaya Cumhurbaşkanı yine mi kandırıldı? Onu kandıran kendi kibri, nefsidir sözleriyle katıldı. Devlet adamı aldatılmaz. Devlet adamı ufku görür. Şimdi kim aldattı Sayın Cumhurbaşkanı'nı? 50+1 konusunda 1 sene önce yaptığı bir konuşmada bunu değiştirmek vatana ihanettir gibi tabirler kullanan Sayın Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı mı aldattı? Eski bir arkadaşı olarak söylüyorum. Kendi nefsi aldatıyor. Egosu aldatıyor. Kibri aldatıyor. Kendi nefsi aldatıyor. Onun bu zaafını bilen çevredeki örgütlü gruplar da onun güç merakı üzerinden devlete sızıyorlar. Kendisine 17 sayfalık bir raporla bu sistemi, bu milletin başına açacağı felaketleri yazılı verdim.